Evet efendim, manşette kaldığı yerden devam ediyoruz ama yeni bir konuğumuz var. Yeni gündem maddelerimiz var. Aslında hiç gündemden düşürülmemesi gereken bir şeyi ele alacağız bugün. Ekonomiyi konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, siyasetin içerisindeki dengeleri konuşuyoruz. Bunları konuşurken bizi affetmeyen, insan evladının kendisine verdiği zararı en acı şekilde gördüğümüz olayları yaşıyoruz. Neyden bahsediyorum? Tabii ki çevreden bahsediyorum. Belki de ana gündemimizde olması gereken, belki devlet politikası haline getirilmesi gereken konuları bizler hep rafa kaldırıyoruz ve ta ki başımıza kötü bir şey geldiğinde bu konuları yeniden konuşmaya başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız Mersinlik yangınında hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Bütün ülkenin vatandaşı orada seferberlik ilan etmişçesine el birliğiyle, gönül birliğiyle yangına müdahale etmeye çalışırken aslında büyük de bir ders yaşadık değerli izleyenler. Doğa dedi ki siz dokun Dokunmayın insan evladı, biz kendi kendimize telafi de ederiz, iyileştiririz de yaralarımızı ve o sağanak yağış, aslında mucize olarak yorumladığımız o yağışta yangını söndürebildik. Fakat bundan sonrasında neler yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor, çevreye ne kadar duyarlıyız, işte tüm bunları masaya yatıracağız bugün. Konuğum ise Yeşil Barış Hareketi eski başkanı Doğan Sahir. Hoş geldiniz Sayın Sahir. Hoş bulduk, iyi yayınlar dileriz. İyi yayınlar, çok teşekkür ederim. Güzel günleri bekliyoruz. Umarım bir gün daha güzel günleri konuşmak üzere burada oluruz. O kadar temenni ederim ki ben de sizi o şekilde misafir etmekten. Çevre deyince maalesef öyle problemlerle hep neredeyse eleştirir gibi. Hatta bir yandan da hep söylenir ya, bir şey olduktan sonra söyleyen konuşan çok olur pozisyona itilerek kalıyoruz ortada ne yazık. Ama hep konuşmak da gerekiyor. Belki bir yerlerden başlamak lazım. Onu başarabiliriz. Konuşmak lazım, konuşmak lazım ve öğretmek lazım galiba. Belki çevre bilinci konusunda biraz eğitim sistemine değinelim. Biz yeteri kadar müfredatta gençlerimize, çocuklarımıza belki ilk sıralardan çevre bilincini, çevre duyarlılığını yeteri kadar anlatamıyor muyuz ki bu hep kaza ve yanlışlıkla olan ya da ihmal sonucu diye servis ettiğimiz haberleri yaşamak zorunda kalıyoruz? Şimdi tabii o eğitimi biraz konuşalım. Hı hı. Ancak ondan önce şu doğruyu da kabul ederek başlayalım. Yani bu kazaları yapan, bu yanlışları yapan o masum çocuklar değildir. Çocukları biz eğittiydik, eğitmediydik tabii ayrıca konuşulacak. Hı hı. Bugüne kadar yapamadık tamamını. Doğruya doğru. Yeteri kadar eğitim verilemedi. Ama sadece o eğitimle bitecek iş de değil. Şimdi 28 Şubat'ta bir hükümetler arası Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir bildiri var. Dünyada en büyük, bugüne kadar yayınlanmış çevre adına en keskin ifadeler taşıyan ve çok dikkat çekici bazı maddelerin altını çizen bir rapor yayınlandı. Orada da deniliyor ki, çocuklara ertelemek geleceğimizin ne olacağını felaketi büyük yapmak demektir. Onu bir gün konuşuruz o raporu da. Hı hı. Ama orada özetle şöyle diyor. Bir defa ülkesel yanlışlarla, dünyasal yanlışlarla, hatta yöresel yanlışlarla, bireysel yanlışlarla iklim felaketini yarattık. Kim yarattı? İnsan yarattı. Doğru. İnsan yarattı. Kim yarattı? Bizim kuşaklarımız yarattı. Bizim kuşaklarımız yarattıysa bu sorunu ancak bizler çözebiliriz. Eğitim evet gerekli. Şimdi onu konuşalım. Eğitimde gerçekten bugüne kadar yeterli bilgileri veremediğimiz için bizden önceki kuşaklar veya bizim kuşaklarımız veya bizim aramızdaki çocuklarımıza kadar gelen kuşaklar bu bilinci yakalayamamış olabilir yeteri kadar. Ve de bundan sonrakilere de bakmaya çalışıyoruz. Bundan sonrakiler hiç olmasa iyi yetişsin diyoruz ama o raporda da şunun altını iyice çizmiş. Biz çocukların çok iyi yetiştirilip, çok iyi bilinçle geliştirilip, çevreyi, bu sorunlarımızı, yarattığımız bu sorunları ortadan kaldıracak irade ve pozisyon sahibi olmalarını beklersek, çok geç kalmış oluruz. Çünkü zamanımız kalmadı. Biz bu felaketi onlara miras bıraktık. Onların çözümlemesi için. Onları çok iyi eğitmek de çok büyük bir haksızlık olur. Evet, eğiteceğiz ama
asıl olan hepimiz bu işe girmeliyiz. Neden? Ve eğitimin içeriğinde sadece ne olmalı deniliyor? Sadece çevre bilgisi vermek en büyük yanlış ve eksikliktir deniliyor. Yapılması gereken asıl olan şey şu. Bugüne kadar tüketimi pompaladık bir şekilde. Bütün dünyalılar olarak işte adını da koydular. Kapitalizm, neoliberalizm falan falan diye. Şimdi ekonomi konuştunuz ya biraz önce. Yani ekonomik diye de, para diye diye biz aslında insanları bilinçli olarak diyor. Birleşmiş Milletler raporu söylüyor bunu. Biz insanların bilinçli olarak tüketici olmasını suni olarak zorladık. Ve biz bunu sadece eğitim sistemine değil, bütün yatırım sistemlerine, yönetim sistemlerine de işledik, nakşettik. Ve bu nedenle insanlar bireyselleşti. Bireysel çıkarlar her zaman ön plana çıktı. Ve bu kafalarla şu anda hiçbir kuşağı eğitmekle, bilgi taşımakla, bilgi yüklemekle çözüme ulaşmamız mümkün değil. Demek ki eğitim dediniz, oradan başladınız. Eğitimde bilgi yükleme prensiplerini bir kenara bırakıp, Mazirov'un da dediği gibi ünlü bu konuda yazıları olan sosyologlar var, psikologlar var, her türlü bilim adamlarının verdiği raporlara da bakılarak dönüşüm eğitimi vermek zorundayız insanlara. Sadece gençlere, çocuklara değil, yetişkinlere, neredeyse yarın ölecek olanlara kadar. Dönüşüm eğitimi de demek şudur, düşünme biçimini doğru yola çekmemiz gerekiyor. Bireyselliği gerekirse yasaklamalıyız. Toplumsal düşünmeyi teşvik etmeliyiz. İnsanları paydaş olabilecek cesaretlendirmelere gitmeliyiz. Bunları teşvik etmeliyiz. İnsanların söz söyleme haklarını çoğaltmalıyız. Fikirlerini paylaşmalarına yine cesaretlendirip önemli fikirleri varsa kullanmalıyız. Ve birlikte hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Eğitimi buna göre yönlendirmeliyiz. Hükümet idarelerini, kurumsal oluşumları, yönetimleri bu mentaliteyle yönetmeliyiz deniliyor. Küçücük bir toplumdan mahalleler arasındaki farka, ülkeler arasındaki farka, dünyadaki bütünlüğü içerisindeki farka da bakarak bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda yapmak zorundayız bu fikre ulaşabilmek için. Diye tabii çok derine girersek konumuz çok değişecek. Özetle bunları koymuşlar. Biz bunların tam tersini yapıyoruz. Hala daha. Oysa 22 Şubat'ta böyle bir kılavuz olarak yayınlandı. Adı da hükümetler arası. Bütün hükümetlere ne olduğu, hangi politikada, hangi düşüncede olduğu çok önemli değil. Hükümetlere kullanmaları için kılavuz sunuldu. Alın, kullanın. Budur yöntem olması gereken deniliyor ama biz bu dünyada yaşamıyoruz bu adacıkta ya da adanın bu kısmında diyelim. Biz başka bir gezegende yaşıyormuş gibi davranmaya devam ediyoruz. Yangınlara geldiğimizde de nedeni buna dayalı maalesef gerekçelerle ortaya çıkmış felaketler zinciri yaşıyoruz. Şimdi gençler ve yeni ilk sıralardaki eğitimi sorduğumda çok vicdani bir yerden de yaklaştınız. Aslında insan evladının, yani biz ve bizden önceki kuşakların harap ettiği bir dünyayı yeni nesillere bu sorumluluğu yükleyerek aslında haksızlık yapılacağı gibi çok vicdani bir yerden yaklaştınız konuya. Evet, biz dünyayı, biz ve bizden önceki nesiller çok hoyratça kullandı ama dediğiniz gibi dünya da bu zararları sarabilmek için, en azından daha fazla zarar vermemek için bir takım çabalar sarf ediyor. Ama biz yangını, en son yaşadığımız çevre felaketi yangın olduğu için ısrarla onun üstüne düşüyorum. Şunu da, yani çok işin içine siyaseti katmak hedefinde değilim ama sormadan da edemeyeceğim. Biz bu yangını telafi etmeye çalışırken, bu yangını konuşurken bize dünyadan örnekler, örneğin Avustralya yangını geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve aylarca Amerika'da devam etti. Amerika'da yaşanan bu örneklerle aslında bir tek bizim de başımıza gelmiyor gibi, bunun tesellisi mi var? Bu ne amaçla söylendi? Ben yorumlayamıyorum ama dediğiniz gibi hükümetlere siyasetin ötesinde bir takım öneriler sunulurken biz aman canım bir tek de bizim başımıza gelmiyor diye teselli bulmaya çalışmamız ne kadar farkındayız sorusunu size sormama neden olacak. Evet, birkaç hafta önce bir panel yapmıştık biz.
Hatta Kıbrıs'ı bir bilim, iklim bilimciyi de davet etmiştik İsviçre'den. Sayın Batı Beniz, Fulden Batı Beniz. Bizim ülkemizdeki de uzmanlar, birkaç profesör, hoca, doktor falan. Size panelin raporunu gönderdim sanıyorum. İncelerseniz onu da tekrar konuşuruz. Orada çok önemli şeyler ürettik bizim ülkemizde ilgilendiren boyutuyla. Biz aslında demin anlattığım gibi çok dikkate almıyoruz birçok şeyi. Hatta psikolog da vardı sunum yapan ve insanların psikolojisini de bu bağlamda incelediği ve raporla çok ciddi bir araştırması vardı Sayın Erna Yurttaş'ın bu konuda. Tezi vardı hatta. Ondan da alıntılar sunmuştu. İnsanlar kendi, hani biz hep misal veririz ya, kuyruğuna basılan kedi çığlık atar. Hep kuyruğumuza basılmasını bekliyoruz. Ve biz zannediyoruz ki bu felaketler hep başkalarının başına gelir. Ve hatta onlara gelmesi, belki de daha büyük gelmesi bize teselli oluyor. Beterin beteri vardır. Beterin beteri vardır, bizimki çok iyi, oh ne ala biz iyiyiz gibi. Hakikaten züğürt tesellisi derler buna. Doğru. Züğürt tesellisi yaşıyoruz. Oysa bilinen gerçekler var. Çok net olarak saptanmış, altı çizilmiş, kalın kalın önümüze dayanmış. Bunu yapın ve kurtulun deniliyor. Ama biz onları yapmıyoruz. Nedir bunlar? Yangınlar. Dünyada yangınlar nasıl oluyor baktığınızda, bilimsel istatistikler var. %90-92 insan eliyle oluşuyor. Ya insan hatası, ya insan ihmali, ya da kastıyla. Ama bir illaki insan kaynaklı bir yangın. %90-92. Peki o %8 nedir? Ha, bizim ülke için geçerli değil o. Çünkü bu nedir? İşte bir yanardağ olacak. Bir yerden bir doğal biçimde yangın çıkacak. Ya da bir şimşek çakıp oradan yangın çıkacak gibi. Bizde öyle bir kayıt yok henüz. Zaten yangın, yanardağımız yok. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla biz neredeyse %100 hep insan eliyle ve insan hatalarından kaynaklanan, söylenen şuydu buydu gene teselliler var. İşte çöp atılmıştı da oradaki cam, işte göremedik de ondan. Kim attı onu? Kim attı o camı? İnsan attı. Hatta bilerek de atıyoruz bunları. 100'e yakın atık depolama alanımız var. Kaçak. Resmen kaçak. Devletin bilgisinde. Belediyelerin nereye götüreyim? Oraya dök falan dedikleri. Ama hiçbir mevzuata dair değil, hiçbir bilimsel disipline göre işletilen değil, ulu orta oraya dökülen bir kısmı da ormanın içinde böyle alanlarımız var. Hatta son yangında biliyorsunuz, birkaç hafta önce yanan, işte damperini kaldırmış çöp kamyonu tellere dokanıp orayı parçalamış, yangın oradan çıkmış. Peki ormanın içinde çöp ne arardı? O kamyon ormanın içine niye çöp götürdü? Ve o teller oradan nasıl geçmişti? Planlaması neydi? Kim planladı? Eğer planlanmışsa neden önlem almadı? Diye sıralayabilirsiniz. Sıralayabiliriz ve bunu da belirtmek isterim tırnak içerisinde. Bütün bunlar yaşanırken yargının kararına da dikkat çekmek istiyorum. Bir ihmal de söz konusu olmadığı raporlandı. İşte teselli üretmeye çalışıyoruz, birilerini de kurtarmaya çalışıyoruz. Çok vahim şey de şudur, yani biz aldığımız bilgiler var, çok üzülüyoruz. Yani bir kasıtlı suç işlendiğinde, birisi gidip sizin evinizi kundakladığında bir önemli cezası var. Ama ormanı kundakladığında cezası bu kadar değil. Niye? Sadece sizin evinize zarar vermiştir. Evet, vermiştir. İyi de para kaybetmişsinizdir. Belki geçmişinizi kaybettiniz orada. İyi de bu kadar orman hepimizin ciğerleridir. Bunların kaybı neden daha ucuzdur? Ve orada yaşayan hayvanlar var. Orada yaşayan artı, bir ekolojik denge var. Yani onlar da ister istemez onların konuşmak da evi lazım. Orası. Evet. Hatta gene ister istemez atıfta bulunarak gitmek zorundayım. Bayağı etkili bir raporu vardı hükümetler arası raporunda. Bu konuya da ilişkin. İnsanlar diyor,
hiç farkında değil ki insanları farkında yapmak gerekiyor. Neyin farkında yapmak gerekiyor? Bu dünya aslında sadece insanların değildir. Bu dünyadaki insanlar milyonlarca çeşit bir sürü canlının her birinin bir halka olduğunu düşünelim. Onlardan oluşan bir ağ vardır. O ağ oluşturan halkalardan sadece bir tanesidir insanlar. Ama insanlar zannediyor ki her şey kendilerindir. Burada büyük bir hata yapıyoruz. Diğer canlıları hiçe sayıyoruz. Oysa bunların yok olması bizim de yok olmamız anlamına gelir. Çünkü o zincir kopar, zayıflar. Orada da altını çizdikleri bir şey var. Ben sürekli oraya kayıyorum ama 2030'lu yıla kadar 1 milyon civarında dünyada şu anda varlığını bildiğimiz bazı canlı türleri yok olacak. Nesli tükenecek 1 milyon civarında. En az deniliyor ama. Bilinemiyor. Belki de daha fazlası vardır. Biz tanımıyoruz, bilmiyoruz da olabilir. Bildiklerimizin içerisinde en az 1 milyonu tamamen yeryüzünden kaybolacaksa, ne kadar çok halkanın kaybolacağını bir tahayyül ettiğimizde, bilim adamları pek konuşmak istemiyorlardı bunu. Ve dedikleri şey şuydu. Dünyada 5 kez çeşitli zincir dediğimiz bu tür canlıların birbirleriyle ilişkili oluşturduğu ekosistemler oldu, tükendi, tekrar çıktı, tekrar tükendi, 5 kez yok oldu. İşte mamutlar vardı bir zaman, onlar yok oldu. İşte dinozorlar çıktı başka bir çağda, hop onlar yok oldu falan filan gibi giderken biz bunu eğer önlemeyi başaramazsak 6. kez yok oluşun başlangıcı olarak 2030 yılını işaretliyorlar. Aslında 2030'un öncesinde değerlendirmek mümkün mü? Zira baktığımız zaman pandemi diye hayatımıza bir kavram girdi. Yani biz pandeminin ne olduğunu bilmezken bu koronavirüs vakalarının ve ardından şimdi pandemiyi atlatamadan, bu koronavirüs pandemisini atlatamadan maymun çiçeği virüsü ve bununla birlikte devamının geleceğini söyleyen bilim insanları, belki de o 2030 tarihi biraz daha öne çekilmiş bile olabilir diye yorumlamak mümkün mü sizce de? Yorumlamak değil, zaten yine aynı raporda diyor ki şu andaki gidişatımızla bu rakam daha da geriye gelecek. İşte. Şu andaki keyfi bakışımızla maalesef diyorlar. Orada yine izah edilenlerden en önemlisi şey şuydu. Biz evet o canlılardan sadece biriyiz. Bunu koyalım bir kenara. Onlara haksızlık ediyoruz. Onların haklarını da savunacak davranışlar içinde olmalıyız. Onların da yaşama şansını vermek zorundayız. Biz gidip işte bir kirpinin yuvasına, bir yılanın yuvasına villa yaparsak o bizim evimize geldi diye onu suçlayamayız. O nereye gidecek peki diye düşünmek zorundayız. Ama insanlar arasında da biz bu eşitsizliği çok ciddi boyutta bozduk. Niye? İşte insanların da en azından kendi aralarında çevreden, o kaynaklardan yararlanma hakkı eşit olmalı. Doğduğu gün herkesin aynı dünyaya doğduğuna göre aynı haklara sahip olmalılar. Ben küçüklüğümden beri gittiğim bir deniz var, artık gidemiyorum. O denize girmeye gittiğimde bu kadar para vereceksin diyorlar bana. Niye? Burası artık benim diyor. Bir de anayasamızda yazmasına rağmen. Orada ne olmuş? Onun anlatılan kısmı şu. İnsanların haklarını birileri alıyor, kullanıyor. İnsanlar bunun farkında değil. Aslında o ayrıcalığı kullananlar bu farkında olmayan insanlardan borçlanmışlardır. İnsanları bunun farkında yapmak gerekiyor. Aslında sizin benim hakkımızı alıp bu kazancı elde ediyorlar. O yüzden bizden borçlanıyorlar. Dönüşü var mı bunun? Onu talep etmek lazım deniliyor. Ama o da çok uç kaldı bu saatten sonra. Çünkü birileri almış götürmüş malı. Diğer bazı insanlar da ekmek parası bulamıyorlar. Biraz önceki konu. Dolayısıyla bunları da ortadan kaldırmazsak iklim felaketiyle bu işi çözmemiz mümkün olmaz. Ama yangınlara da şimdi atlayıp geleceğiz mecburen. Yangınlarda
çıktı, çıkıyor, çıkacak. İklim felaketinin arkasından daha da çok artacak. Ha, yani bu yangınlar çıkıyor da bizden kaynaklanmıyor. İklim felaketinden dolayı mı kaynaklanıyor? İyi de onu da biz yaptık. İklim felaketi de insandan kaynaklanıyor. Onu da biz yaptık. Yani ayrıca demin altını çizdik. O orada var ve giderek daha riskli bir yaşama ve bir döneme giriyoruz. Evet, şimdi biz yaz gelmeden yaşadık. Bir de yaz geliyor şimdi. İklim felaketi vardır, onun için yanıyor diye bundan da mı teselli çıkaracağız? Hayır diye altını çizmek lazım. Bir defa biz bunları biliyoruz artık. Yani şu anda fidan dikiyoruz. Bu dikilen fidanlar son 3-5 yıla baktığımızda %10'dan fazlası tutmadı. Tutmadı. Neden tutmuyor? Birçok nedenden dolayı. Birisi yanlış dikimden dolayı. İkincisi fidanların o bölgeye uyumu olmadığı için. Üçüncüsü tabii iklim değiştiği için. İklim iki koşulda etkiliyor. Bir, biz ormanları kaldırdığımız için bölgenin ısısı, bizim kendi yorganımız da onlar çünkü, kendi mikro klimamızı yaratıyordu. Bu mikro klimayı biz ortadan kaldırınca çok daha fazla ısıya maruz kalıyoruz. Ormanlar ne yapıyordu? Çok faydalarını sayarsak kitap olur. Ama işte en azından havanın rutubetini dengeliyordu, yağışını dengeliyordu, ısısını dengeliyordu, tozunu emiyordu, yerde su tutuculuk yapıyordu, yeraltı suyunu besliyordu, erozyonu önlüyordu filan. Şimdi hepsi bunların kalkınca erozyon var. Yeterli yağış yok, havanın rutubeti yok ve aşırı artı sıcaklık varsa tabii ki tutmaz. Artı küresel iklim değişikliğinden dolayı bizim ülkemizin istesek de istemesek de bulunduğu konumdan dolayı dünyada etkilenecek, en çok etkilenecek bölgelerden biri. Maalesef. Maalesef. Bunu bu da taşıyamıyoruz ya. Bunları bilerek tedbir almak zorundayız. Yani bunlar geliyorsa işte bir Japonya en çok depremin yaşandığı yer, en az depremden zarar gören yer. Fukushima ayrı. Orada da nükleer tesisin yanlışlarından çok şey. Çok teşekkür ederim. Nükleer tesisin zafiyetlerinden kaynaklanan bir sorundur. Bütün tedbirlerini alıyorlar. Hatta deprem olduğunda uçaklardaki gibi kemerlerinizi bağlayıp bekleyin diye talimat geliyor, anons geliyor. Oturup bekliyorlar ve bir şey olmuyorlar. Çünkü önlemlerini almışlar. Sel felaketinden etkilenenler var. Birçoğu önlemini almaya başladı. İşte Almanya hiçbir yeri düz beton yapmıyor. Biz göz gördüğü yer kadar otopark adı altında beton yapıyoruz. Bırakın otoparkı, gökdelen dikiyoruz ya biz. Her santimetre karesini beton yapıyoruz. Bunlar yasak bir defa. Niye? O suyu yerin altına almak gerekiyor. Hem su azalıyor dünyada, hem su stoku yapmak lazım. Hem kullanım için, hem yangın için, hem vesaire vesaire diye. Su önemli artık. O suyu kaybetmemek lazım. Biz ne yapıyoruz? Her tarafı betonda döşüyoruz. En küçük bir yağmurda X yeri, X mahalleyi sular basmaya devam ediyor. Yani tedbir alacağımıza biz felaket yaratıyoruz kendi kendimize. Suyun önlemini almak mümkün. Depremin önlemini almak mümkün. Yangının da önlemini almak mümkündür. Nasıl yapılırdı bu? Yani biz 88'de kurulan bir örgütüz. Yıllarca bunu anlattık. İlk kurulduğumuzda da ilk faaliyet hedeflerimizden biriydi. Bu tür yangınlar, orman yangınları vesaire. Her seferinde birkaç madde daha ekliyoruz. Ferman oldu. Yapılması gerekenler. Ama hiçbir yapılmıyor. Neden? 30 yılı geçti, 40 yıl oluyor. Ama hala yapılmıyor. Yani biz yanlış mı söyledik? Biz bütün dünya kaynaklarından yararlanıp paylaşmak için hedef tutmuş, amaç koymuş, uğraşan toplum adına, kendimiz için de değil, bütün ülke adına, hatta dünya adına doğruları paylaşmaya çalışan bir örgütüz, Yeşil Barış Hareketi olarak. Ama maalesef bunlar bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıyor. Belki de girmiyor. Neler olabilir bunlar? Dünya örnekleri var. Bir defa yangın olabilecek noktalarda
İşte ben Balkanlarda birkaç ziyaretim olduğunda gittiğimde sordum. Sizin buralar çok güzel, yemyeşil. Harika. Yangınla aranız nasıl? Biz onları yaşatmıyoruz. Nasıl olacak? Bizde daha az ağaç var ve kavuruyoruz. Bize diyorlar, mahalle düzeyinde bile örgütlenme vardır. Yani bir yangın olursa ihtimaliyle örgütlenmiş ve yılda en az bir defa tatbikatını yapan bir yaşam biçimini sürdürüyoruz. Bir yangın olduğunda ben ne görev yapacağım? Arkadaşım ne görev yapacak? Kim yönetecek? Bu bölgeyle merkez nasıl iletişim kuracak? Donanımlarıyla, gaz maskeleriyle birlikte her şey hazırda diyor. En küçük yangını biz yarım saatte söndürüyoruz. Bir çeyrekte söndürüyoruz. Donanımlarımız hazır. Kim ne yapacağını biliyor. Yöresel beklemiyoruz merkezden gelsin birileri ve düşünsün ne yapacağını. Hemen biz ne yapacağımızı bildiğimiz için çok kolay bir iş. Bizim için de hiç büyük bir yangın da yok. Yani bunu atla deve değil ki. Bunu çözmek bizde de önerdiğimiz halde hiçbir kıpırtı yok. Biz ne yapıyoruz? Arkasından koşuyoruz, bekliyoruz. Yandıktan sonra acaba ne yapabiliriz? Şuradan mı gelseydi uçak, helikopter çözer miydi ya? Uçak gelse kaçtı. Hani Amerika dediniz ya, Avustralya dediniz ya. Onların en büyük zafiyeti geniş alanlar olmalarıdır. Geniş alanlarda ve bir yarım saatte müdahale ederseniz yangınları büyük olasılıkla çözersiniz. Ama eğer bunu aşırırsanız bir saata, iki saata, hele bizimki gibi geceden sabaha bir bırak yansın da sonra düşünürüz. Mümkün değil. Amerika bile çözemez. Mümkün değil. O kadar geniş bir alana onlarca, 20 tane, 30 tane uçak koysanız da zor olacak. Çünkü orada bu sefer manevra sorunu olmaya başlayacak. O dumanın içerisinde başka kazalar yaşanacak. Onun için onların da planlanması sıkıntılı. Ama bizde ne oldu? Basına da yansıdı. Telefonlarımız çalışmıyor o bölgede. Telsizlerimiz, özel telsizlerimiz çalışmıyor. İtfaiye teşkilatımız maalesef büyük zafiyet içerisinde ve hiç gözden geçirilmemiş ve üvey evlat gibi duruyor orada. Kuruluş tüzüklerine, yasalarına baktığınızda 7 noktada hizmet vermesi şeklinde planlanmış bir kadrosu da var. 270 civarındaydı sanıyorum bir kadrosu vardı. Ta yıllar önce ilk kurulduğu gün. Bugün 11 yerde hizmet vermesi gerekiyor. Büyük bir personel eksiği var. 270'de yok. Keza Orman Dairesi personeli için de aynı şey. Aynı şey geçerli. İğreti eleman alıyoruz. Yani bunu da söylemek zorundayım. Lüzumsuz partizan insanlar alıyoruz. Mevsimlik işçi diye. Oysa böyle bir ihtiyacın yıllardır gereksinim olduğunu biliyorsak, sadece yangından dolayı değil, ormanların bakımıyla ilgili. Yıl 12 ay çalışabilecek bir kadrolaşmayla dozercisini, dozerci sürecek adam yokmuş. Araç sürecek adam yokmuş. Gerçi itfaiyede o ilk kurulduğu günkü araçların bir kısmı hala daha o araçlar. Yenilenmesi de çok az. Birkaç tane alındı ama yani araç gereç de yetersiz. Orman dairesinde de yetersiz. Olan araçta da kullanacak eleman yok. Hatta teknik donanımı yönetecek bilgisayarın başında eleman dahi yoksa biz demek ki ne kendimizi ne bu birimi ne de ağaçlarımızı dikkate almıyoruz, önemsemiyoruz. Böyle boş vermişiz gibi bir yönetim biçimindeyiz. Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu ciddi bir suçtur aslında. İhmal büyük bir suçtur. Yani bilinmezlikler olabilirdi ve tesadüfen başımıza ilk defa gelenler olabilirdi. Bunları defaatle yaşıyoruz. Defaatle yaşıyoruz. Bıraktım 88'den buraya. En büyük 95'i yaşadık. Ondan buraya da büyük yangınlar yaşamaya devam ediyoruz. İşte Kalkanlı yangını var, ondan başkaları var. Biz bunları yaşaya yaşaya hiç ders almıyoruz ve işte nitekim en son yangında da yangın oldu ve biz nasıl yapabiliriz? Acaba gelsin miydi? Uçak gelmesin miydi? Tartışmaları. Biz Yeşilbaş Hareketi olarak da kendimiz ne yapabiliriz diye gerekli kontakları kurarak, onları haberdar ederek iletişim içine geçtik. Yani biz yetkililerimiz he dese hemen yangın günü bir saat içinde buraya iki tane uçak güneyden bir tane İngiliz üslerinden hemen gelip müdahale edebilecekken
Bizim onlara ihtiyacımız yok diye ötekileştirme yaşıyoruz. Demin anlattık. Dünya tektir. Bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı sorunları paylaşıyorsak, yani bizim felaketimiz bütün bölgeyi, hatta dünyayı ilgilendiriyor. Siyaseti bari bunun işine katmayalım. Katmayın diyoruz. Ki örnek alacaksak, dünyadan örnek vereceksek şunu da hatırlatalım. Paris İklim Anlaşması'na üye olmayan ekonominin dev isimleri bile şu anda döndüler ve hizaya geliyorlar. Yani geç kaldılar. Örnek alacaksak ya da göstereceksek, hani bu işin artık siyasetin ötesinde bir noktaya, çok büyük ekonomik güçlerin, siyasi dengelerin sarsıldığı bir noktada dünya için, evren için bir araya gelen ülkeleri örnek almalıyız sanki, öyle değil biz mi? Biz bu yangında da yaşadık ama hani reddediyorduk. Onlar istemiyoruz, onlar diye diye ötekileştirdiğimiz iki tane uçak, bir helikopter, yine güneydeki cumhuriyetin talebiyle iki tane de İsrail'den geldi. Tabii Türkiye'den gelenlerle birlikte bir bütünsel çalışma yapılabildi de o yangını biraz yavaşlatmış oldular. Hı hı. Hiç müdahale etmeselerdi dip karpazın ucunda olacaktı yani. En son demek ki biz bu birlikleri şey yapabilirdik. Bunun için de önerilerimizden bir tanesi oydu. Bu iş olmadan önce planlanıp protokole bağlanması. Böyle bir şey olduğunda da birkaç dakika içerisinde düğmeye basıp o taraftadır, bu taraftadır, önemi yok söndürerek bu dünyayı kurtarmak gerekiyor. Bu dünya bizim de değil aslında. Biz sadece burada bir misafiriz. Evet. Asıl sahiplerine de hor görmememiz gerektiğini bir gün anlayacağız. Anladık mı emin değilim ama bir gün anlayacağız, bunu anlatacağız. Anlamak zorundayız. Demin de anlattım. Biraz fazla acil laflardı. Başında söylemek zor oldu ama. hakikaten çok ciddi bir durumdadır. Ve bunu bir trene benzetiyorlar. Hı hı. Trenin bizim yakalayabileceğimiz ulaştığı en hıza geliyor. Kaçırmak noktasındayız. Bu kafamız artık dank etmezse too late. Çok geç olacak demek. Geç kalındığını düşünüyorum ama yine de umudumu kaybetmek istemiyorum. Zira sadece kendi alanımızda değil, gelin biraz dünyada yaşananlara da bakalım. Dünyada yaşananlara baktığımızda biyolojik silahlar üzerinde konuşuluyor. Artık savaşların silahlarla değil, biyolojik silahlarla ve daha da kötüsü nükleer tehditler, biliyorsunuz. Zaman zaman siyasi olaylar yaşanırken, siyasi savaşlar yaşanırken nükleer tehditler gündeme geliyor. Bu konuda başkanlık yaptığınız dönemden de biliyorum hassasiyetinizi. Yanı başımızda Akkuyu'da belki Türkiye'nin birbirine olan mesafesinin, iki ilinin birbirine olan mesafesinden daha yakın bir mesafede bir nükleer felaketle karşı karşıya kaldığımızın uyarılarını da yapmıştınız. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında nükleer tehditler, biyolojik savaşlar, hatta maymun çiçeğinin bir biyolojik silah olarak ortaya çıktığı konusu, bunlara da değinmek istiyorum. Kendi içimizde dışında dünyada da maalesef çok büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Bunları da sormak isterim size. Tabii biz kendi küçük ülkemizin sorunlarını ve ihmallerini konuşuyoruz ama dünyada da maalesef başta da söylediğimiz bireysel çıkarlar maalesef hala ön planda. Ve günübirlik düşünceler ön planda. Bugünü kurtaralım, yarını boş ver. Hatta boş ver yerin ötesinde. Düşünmek bile zorunda değil. O zaman düşünürüz denilen bir yapı içinde. Yani bu nükleer de aslında onlardan biridir. Nükleer santrallerin hep altında başka niyetler vardır. İşte savaşlar vardır altında. Nükleer santraller kurulur, enerji üretilir. O masum bir paravan gibi görünüyor. Onu daha önce konuştuk ama hala daha bilinmezlikleri içeren bir teknoloji olduğu için dünyanın tümünü etkileyen bir tehdittir. Sorunları çoktur. Bütün felaketler, nükleer kazalar hep teknoloji üstünü ülkelerde olmuştur. İşte ilk kaza Amerika'da oldu, Three Miles Island'da. O günden sonra nükleer santral kurmadı Amerika. Aman dedi, ben bu kadar teknolojiyle baş edemiyorsam kalsın. Japonya'da oldu, Rusya'da oldu. Hep bunlar dünyanın dev ülkeleri. Niye oldu? Çünkü ne kadar teknoloji üretirseniz üretin, kurduğunuz günkü teknolojiyle donup kalıyor bu sistemler. Yani 50 senedir kullanan bir santral,
50 sene önceki teknolojiyle çalışıyordu. O zaman ne cep telefonu vardı, ne bilgisayar vardı kullanabileceğimiz, değil mi? Doğru. Ne yani bu kadar eski bir teknolojinin hata içermesi çok doğaldır. Çünkü bir sürü bilinmezlik vardı. Ha, biz fizik derslerini okuduğumuzda, kimya derslerini okuduğumuzda işte atomu tarif ederken atomun içerisinde işte bir elektron, bir proton olarak tarif ediyor. Sonra işte içinde bir de ne tür parçacıklar var. Yok bilmem ne parçacıkları diye bugün daha neler bulunuyor içinde. Bunlar hep bilinmezlikleri içerdiğine göre tehditler ortada. Peki enerjinin ötesindeki, kafaların arkasındaki nedir? Nükleer santrallerin atıkları da nükleer silah yapımının ana ham maddesi. Ülkeler bunları evlerinde bu riskleri göze alırlarken bunu düşünürler. Bunu düşünürler. Bunun ötesinde günübirlik planlarla, işte örneğin bizim yan başımızdakine baktığımızda Türkiye'nin aslında nükleer santrale hiçbir ihtiyacı yoktur. Yani baktığınızda yüzde olarak Türkiye'ye kattığı enerji devede kulak bir rakamdır. Üstelik bir iki katı daha fazla maliyetle. Daha ucuz bir şey değildir. Hani ya ucuzdur dersiniz ya da bir anda çok iyi bir maddedir dersiniz ya da çok güvenilir olduğunu kabul edin. Ama bu da ilelebet sürecek bir madde de değil. Ona da bir ömür biçiyorlar en fazla. 40-50 yıl sonra bu uranyum da tükeniyor. Yani o da biten bir madde. Yani buna sarılmak da ne kadar bir geleceği kurtarmaktır. Günübirlik bir çalışmadır. Ama Türkiye'nin bu kadar olumsuzlukla bu işe girmesinin, o da siyaset olacak şimdi ama müsaadenizle. Estağfurullah. Ekonomisini kurtarmaya yönelik bir denize düşen yılana sarılır mantığıdır. İşte oraya pazar, buraya pazar derken Türkiye'de bir ekonomik gerileme, yani Türk parası düştüğünü görüyoruz zaten. Hı hı. Bunun böyle olacağı tahmin ediliyordu. Epey uzun süreden beridir bekleniyordu aslında bu çöküş. Rusya bir anda böyle bir teklifle ortaya çıkınca hemen karşı karşıya bu işi çözdüler. Ben sana bu kadar milyon dolarlık pazar açıyorum. Gel sat. Ben de sana bir santral yapayım. Ama bu santrali ben denetleyeceğim. Oraya bir güvenlik birimi de kuracağım. Yani aslında oraya bir üs kuruyor Rusya. Hani hep hayal ettiği üssü kuracak oraya. Limanıyla beraber, askeriyle beraber, değil mi? Bu uranyumu da benden alacaksın. Peki ama yani şimdi baktığımızda getirisi ne kadar az. Götürüsü de aslında senin boğazına bir başka kanca takıyor. Seni idare edecek elektriğini ben idare ediyorum diyecek bir ülke söz konusu. Senin ülkene gelip bir de üs kuruyor. O da başka bir tehdit. Hatta Amerika'nın üssü var hemen biraz ileride. Evet. Yan yana bunların çatışması çok başka büyük bir felaket olabilir. Sabotaj noktası olabilir. Ki şu anki koşullarda baktığımızda Rusya'nın bu hakimiyetinin ne kadar büyük riskler getirdiğini de, evet, görüyoruz. Yani, dünya küresel olarak bir gıda kriziyle, enerji şey. Kriziyle şimdi boğuşurken. Onu da öbürleri boğazını sık boğaz ederek kapatmaya çalıştılar. Ha, biz bu adamı nasıl çökertebiliriz? Karadeniz'e bağlantısını kapatırsak bu adam işte Türkiye'deki üstüne gelemeyecek. Çünkü uranyum oradan taşıyacak ya da başka şeyler oradan taşıyacak. Ya da başka şu anda ekonomik bütün faaliyetleri oradan yapılıyor. Bunu kesersek onu kontrol altına alırız diye başka art niyetlerle girildi. O da buna karşı çıktı. Haklı demiyorum. Her türlü savaş bizim karşı olduğumuz savaştır. Çünkü hem insanları kaybediyoruz hem çevreyi kaybediyoruz. Hiçbir savaş kazanılmaz. Doğru. Kazandım diyen de kaybeder. Binlerce insan öldü. 50 bin, 100 binden bahsediyorlar. Sadece insan ölümü değil ama oradaki o savaşlardaki o kullanılan malzemeler, hatta bizim ülkemizde 74'ten bile kalma izler vardır çevrede. Dökülen kimyasalların, doğadaki tahribatları, tarımsal faaliyetleri, etkileri, bunlar hiç konuşulmuyor. Hiç konuşulmuyor bunlar. Savaşlar olup biter ama yıllarca da çeker insanlar. Hem acılarını, yakınlarının, hem de yaşadıkları, hem de yeni nesiller miras aldıklarını. O nedenle daha evrensel bakmak gerekiyor.
dünya sorunlarına ve o demin sözünü ettiğim raporda zaten savaşları da hemen durdurmaktan söz ediyor ama maalesef o akla daha henüz o büyük olan ülkeler bile gelmedi. Dünya küçülürken, globalleşirken aslında sorunların ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Evet. Bütün bunlarla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı da hepimize gösterdi. Enerji konusunda özellikle Rusya'ya uygulanan ambargolar ve ondan sonrasında hem gıda krizi ve enerji krizi aslında şu soruyu beraberinde getiriyor. Her ülkenin kendi yerli üretimine vereceği destek, biz bunu pandemide de konuşmuştuk. Ve yenilenebilir enerjinin kıymeti, belki nükleer enerji değil ama özellikle ülkemizde en büyük nimetlerimizden bir tanesi güneş enerjisinin doğru kullanımıyla kendi kendimizi yetebilmeyi konuşalım biraz son dakikalarımıza girerken. Biz yenilebilir enerji konusunda da ne yazık ki sınıfta kaldık diye yorumlamak istiyorum. Doğrular mısınız bilmiyorum ama evet. Bu kadar güzel kaynaklarımız varken biz bunu da olumlu şekle döndüremedik. Siyasete mi kurban gitti? Beceriksiz miyiz? Bunları sormak istiyorum. Biz neden kendi imkanlarımızı doğru değerlendiremiyoruz? Biz kendimizi iğreti görüyoruz. İşin özeti o. Bu ülkede kendimizi iğreti görüyoruz. Toprağımızda da, oturduğumuz koltukta da, yaptığımız işte de ve sadece günü birlik düşünüyoruz. Yönetimden bahsediyorum. Gelmiş geçmiş yapan, bu işi yapmaya çalışanlardan bahsediyorum. Ya da yapmak üzere oraya talip olup da orayı işgal edenlerden bahsediyorum. Görevlerini yapmıyorlar. Görevlerini yapmıyorlar ve göründü ki işte bu pandemi de bize bağıra bağıra söyledi. İmkanlarınızı doğru kullanmak zorundasınız. Şimdi biz ada ölçeğimize dönelim. Bir adada kaynaklar çok kısıtlıdır. O kaynakları çok iyi ve hesaplı kullanmanız gerekiyor. Bu kaynakları hesaplı kullanmazsanız başınıza gelecekler şunlar. Bir defa en basiti. Biz bir ekmeği satın alıyorduk. 1,5-2 liraydı. İşte 7,5-8-10 lira. Dün bir ekmek aldım. Sadece o vardı vitrinde. 40 liraymış bir ekmek. Aman Allah'ım. Bir ekmek 40 lira. Şimdi bu neden böyle? Biz eskiden buğday üretirdik. Ben hatırlarım. Mausa'da doğdum, büyüdüm. Limandan buğday ihraç ederdik. Şimdi biz buğday ithal ediyoruz. Kendimiz üretmiyoruz. Karpuz, kavun, üzüm, havuç, patates, portakal, ne gelirse aklınıza hep bunlar ihraç edilirdi. Biz limon ithal ediyoruz. Portakal suyu ithal ediyoruz. Havuç ithal ediyoruz. Zeytinyağı ithal ediyoruz. Memleketimizde. Bunlar planlamadan başlar. Bir ülkenin taşıyabilme kapasitesi vardır. Taşıyabilme derken toprak kapasitesi var, üretim kapasitesi var, ondan faydalanabilecek insan kapasitesi vardır, değil mi? kirlenebilme kapasitesi vardır, su kapasitesi vardır, enerji kapasitesi vardır vesaire vesaire vesaire. Bunların hesabı yapılır, ona göre ülkeye gerekli olan yatırım yapılır. Biz ama ne yapacağımızı şaşırdık. Aklımıza geldi, üniversite yaptık, doğru tarafları var. Doğru yapmadık ama tabii o işi. Onu da yanlış yaptık. Doğru yapabilseydik tutabilirdi. Turizm doğru dürüst yapamadık. Nasıl bir turizm yapacağımıza da karar veremedik. Ben hasbelkader 1990'lı yılların başında ciddi bu ülkede konuşuldu. Ülkesel master plan çalışmaları. Hepsinde bulundum çalışmaları. 90'lı yıllar bitti. 2000'li yılları ortaladık, yani 2010 yılına gelmeden ancak bir şeyler üretildi ama o da kırpılmış, aydan kesilmiş küçük yıldız haline geldi ve hala o da uygulanmıyor. Bu ülkeye uyumlu. Ama ondan öncesi raporlar da var, işte 1960'larda, işte Cumhuriyet döneminde yayınlanmış bir rapor var. Bu ülkede İhracat yaparsanız sizi kurtarmaz. Hem alanınız az, hem adadır, gitgeller zor. Şu anlamda bir turizm yaparsanız, gümrük ve nakliyeden kurtarıp, siz kendi ürününüzü turistlere getirip burada satarsanız daha karlı. Mesela bir politika üretilmişti o zaman, o günün koşullarında.
Bu revize de edilebilirdi. Biz hiç bunları dikkate almadık. Bugün şu anda hala birilerinin girip telkiniyle inandırıldığı politikacılarımız kararlar üretiyor ki diyorlar biz bu ülkede ne kadar çok bina yapar satarsak ülkemiz düze çıkar. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Dünyada böyle bir ülke yani memleketini parsel parsel satıp ya da arşın arşın kesip oraya verip betonlaşmaya da destek sağlayarak. Yok, ne oluyor orada? Biz gereğinden fazla bir insan nüfusu getiriyoruz. Ona altyapı da vermiyoruz. Çevremizi kirletiyoruz. Denizler kirlendi. Bu insanlar çoğaldığı için şimdi ülkemizde bu boş evleri şu anda bitmiş boş evleri dolduğumuzda bir anda nüfusumuz ikiye katlanır. Ve daha ikiye katlanacak yani dörde katlanacak kadar da teşvik veriyoruz ki yapılsın. Peki biz bu ekmeği o zaman 160'a 200'e mi alacağız? Bıraktığım ekmeği şu anda domatesi 15-20'den aşağı alamıyorsunuz. Eğer nüfusu ikiye katlanırsa o boş evler dolarsa 40'a 60'a alacaksınız. Şimdi teşvikler de gerçekleştirilirse biz o zaman 100'ün üstünden aşağı inmeyecek bir domates almak zorunda kalacağız. Bunlar da hani hep çevre sadece kendi başına diyorlar ama sanayi yapsanız çevredir. Turizm yapsanız çevredir. Tarım yapsanız çevredir. Hani eğitimi de konuştuk. Her şey çevredir aslında. Bunların farkında değiliz esas olarak. Bir defa en basit olarak tasarrufu düşünmüyoruz. Ki dünyada tasarruf ön plana çıkarıldı artık. Sadece gıdaların %40'ı çöpe atılıyor. Biz bir sürü 5 yıldızlı, 4 yıldızlı bir sürü oteller yapıyoruz. Onların çöplüklerine boğuluyor. Biliyoruz gittik gördük işte Mehmetçiğin hemen dibinde yiyecek dağları oluyor böyle. Maalesef israf da ayrı israf. Bir çevre ama felaketi. Ama şu demektir aslında onu tercüme etmek lazım. %40 israf şu demektir. Hani konu bahsettik ya enerjiden. Dünyada küresel iklim değişikliğinin asıl ana müsebbiplerinden yani sebep olanlarından bir tanesi enerjidir. Enerji üretiyoruz diye kirlettik biz dünyayı. Bozduk ve bu hale getirdik. Fakat o enerjiyi de doğru kullanmıyoruz. Çünkü biz işte gıdanın %40'ını atıyorsak su çok önemliydi. Onda %40'ını atıyoruz. Tarım alanlarının %40'ını heba ediyoruz. Enerjinin %40'ını heba ediyoruz. Sadece bu tasarruf yapsak %40'la belki bu küresel iklim değişikliğini hemen düzeltme şansımız olacak. Peki. Ve güneşi de doğru kullanmıyoruz. Biz zannediyoruz ki sadece bunları pille elektriğe çevirip kullanmamız mümkün olabilir. Oysa değil. O aracı koyduğunuzda enerji kaybediyorsunuz. Güneş ısısını doğrudan alıp evinizi ısıtmanın ötesinde soğutabilirsiniz de. Başka ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz ama biz bunları bu teknolojide bilmiyoruz. O ayrı bir konudur. Bunu başka ayrı bir şekilde işleyelim. Çünkü 5'te... Yeşil binalar, sıfır enerji binalar diye bir sürü bir sektör doğdu. Evet. Bunlardan da haberimiz yok. Peki çok teşekkür ediyorum. Konuşacak o kadar şey var ki bir değil birkaç programa bile sığmayacak biliyorum ama değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım bu konunun ciddiyetini fark eder evimize gözümüz gibi bakarız. Umarım ben de aynı şeyi umuyorum ve diliyorum. Evet değerli izleyenler çevre olunca konu işin içine siyaset de giriyor. Her şey giriyor ama ilk önce akıllanmamız gerekiyor diyelim. Manşeti bugün burada bitirelim. 5 haberleri sizlerle birlikte olacak. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Göğüs ağrı.